İyi akşamlar sevgili izleyicilerimiz. Meltem TV ekranlarında ana haber bültenimizde karşınızdayız. Güneydoğu'daki terör hareketleri dinmek bir yana daha da yoğunlaştı. Operasyonların sona erdiği Sur'da çatışma çıktı. İki polis yaralandı. Yeni operasyonların adresleri Nusaybin, Yüksekova ve Şırnak Merkez olacak. Nusaybin ve Yüksekova'da güvenlik güçlerini hedef alan bombalı saldırılarda 3 polis yaralandı. Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 103 gün sonra operasyonlar sona erdirilmişti. Ancak ilçeden çatışma haberleri gelmeye devam ediyor. Bombalı tuzakları imha etmek için çalışma yapan güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma çıktı. Çatışmada iki polis memuru yaralanırken iki terörist öldürüldü. Yaralı polisler Diyarbakır Asker Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Güneydoğu'da yeni operasyonların adresi de belli oldu. Açıklama İçişleri Bakanı Efkan Ala'dan geldi. Yüksekova'da, Şırnak Merkez'de ve Nusaybin'de bazı mahallelerde yine çukurlar var, bariyerler var. Aldığımız bilgiler orada yine bombalama tuzaklarının kurulduğunu gösteriyor. Dolayısıyla oralarda da bu temizlikler yapılacak. Bu açıklamanın ardından Şırnak Merkez, Hakkari, Yüksekova ve Mardin Nusaybin'e asker ve polis sevkiyatı başladı. Sevk edilen birliklere yönelik saldırılar da aynı gün başladı. Teröristler Abdülkadir Paşa Mahallesi Umut Caddesi'ne yerleştirdikleri patlayıcıyı zırhlı polis aracı geçerken patlattı. İki katlı bir binanın yıkıldığı, birçok ev ve iş yerinin hasar gördüğü saldırıda 3 özel harekat polisi yaralandı. Yaralı polisler Nusaybin Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Bir diğer operasyon adresi olan Hakkari Yüksekova'dan da patlama haberi geldi. İlçeye gece saatlerinde sevk edilen askeri konvoyun geçişi sırasında İpek yolu üzerindeki kavşağa yerleştirilen patlayıcı infilak ettirildi. Yolda yaklaşık 5 metre uzunluğunda büyük bir çukur oluşurken güvenlik güçleri saldırıyı kayıpsız atlattı. Öte yandan Yüksekova'da yapılacak operasyon öncesi çok sayıda aile ilçeyi terk ederken öğretmenlerin de pazartesi gününden itibaren idari izinli sayılacağı belirtildi. Evet, Güneydoğu'daki terör hareketlediğini gazeteci yazar Yusuf Karaca ile konuşacağız. Sayın Karaca, iyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Efendim, haberimizi izledik. Sur'un ne hale geldiğini gördük. Cizre farklı değil, Silopi farklı değil. Şimdi benzer operasyonların Nusaybin'de, Şırnak Merkez'de ve Yüksekova'da yapılacağı ifade ediliyor. Sur'da sorun çözülmüş mü oldu bu şekilde? Yoksa farklı planlar mı var? Güneydoğu'daki bu 3 ilçe daha, sayılan 3 ilçe daha yerle bir olunca ne olacak? Sorun çözülmüş mü olacak? Ne yazık ki sorun çözülmüyor. Sorun bambaşka yeni sorunlara dönüşüyor. Çünkü daha önce bu iktidarın çözüm süreci diyerek yola çıktığı ve ortaya koyduğu o icraatlar güya terörü bitirecekti. Hatırlanacak olursa o zamanlar sık sık uyarılarda bulunan Profesör Doktor Haydar Baş Bey, bu şekilde çözüm olmaz, siz terörü artırırsınız diye yetkilileri uyarmışlardı. Şimdi ne kadar haklı çıktığını yaşayarak görüyoruz. Ne yazık ki bunları yaşıyoruz. Sur'a bakacak olursak eğer, yani Sur artık bir ilçe olmaktan çıkmış. Siz altına o görüntülerin Sur diye yazmazsanız Suriye zannedersiniz. Yani Suriye'de durum neyse Sur'da da durum aynı. İşte siz elin Suriye'sine bilmem sabah namazı kılacağım, bayram namazı kılacağım hesabı yaparsanız, ABD'nin projelerinin peşinde koşarak giderseniz ve ülkeyi bu ateşe atarsanız, gün gelir bunu Sur'da biçersiniz. Ne yazık ki bugün bunu yaşıyoruz. Türkiye daha da kötü günlere gidiyor. Büyük bir karanlık içerisine gömüldüğünü, zifiri karanlığa gömüldüğünü 7 Haziran seçimleri sonrası Profesör Doktor Haydar Baş Bey ifade buyurmuşlardı.
karanlık giderek artıyor. Bakın siz bir yerde vatandaşı çıkarırsanız, yani adam 40 yıldır 50 yıldır orada oturuyor, çocukluğu o sokaklarda, o evlerde geçmiş. Siz bir baraka gibi görebilirsiniz ama orası bu insanların evleridir. Bu evlerde insanları çıkarıyorsunuz. Ve geriye dönüp bu insanlara hadi buyur gel şu anda teröristten temizledim mahalline yerleş dediğinde büyük bir ruhsal çöküntüyle karşı karşıya oluyor insanlar. Çünkü kendi evinden, kendi mahallesinden, yetiştiği sokaklardan artık eser kalmamış. Bambaşka efendim bir şekle bürünmüş. Şehir şehir olmaktan çıkmış, mahalle mahalle olmaktan çıkmış, ilçe ilçe olmaktan çıkmış. Bakın şu anda tekrar altını çizmemiz gerekiyor. Sıkça Profesör Doktor Haydar Başbey'in üzerinde durduğu bir konu var. O da bölgemizde bir büyük İsrail devletinin kurulacağını, kurulmak istendiğini sık sık hatırlatmasıdır. Bu konuda Sayın Baş yüzlerce eserler yazdı. Belki binlerce defa uyarılarda bulundu. Yani nerede baksanız çeyrek yüzyıldan fazla bir zamandan beri bu bölgede bir Kürt devleti değil bir İsrail devleti kuruluyor diye haber verdi Sayın Baş. Konferanslarla halkı uyardı, uyarmaya çalıştı. Şimdi son 15 yıldır da bu iktidarı uyarıyor. Ve ne yazık ki iktidar Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanı. Yani bölgede bir İsrail devletinin, Büyük İsrail'in kurulmasında eş başkan olmuş. Böyle bir projeye eş başkan olmuş. Şimdi siz bu iktidardan veya bu iktidara çakma muhalefetlik yapan, görünürde muhalif görünen ama asla küresel projelerde muhalif olmayan meclisteki bu partilerle Türkiye'nin bu sorundan kurtulacağını mı zannediyoruz? Hiç böyle bir şey söz konusu değil. Türkiye büyük bir bataklığa gömülmüş durumda ve çırpındıkça da gömülmeye devam ediyor. Mesela şu anda bakın Nusaybin'de teröristler var deniyor değil mi? Evet. Zaten bu iktidar ne söyledi? Ovaya gelin dedi teröristlere. Onlar da geldi. Çözüm süreci dedikleri o süreçte ne söylediler? Efendim radarları kapatın, güvenlik güçleri görmesin, gözlerinizi yumun. Onları görmeyin. Teröristler efendim sınır ötesine çıkacak. Ya bırak sınır ötesini, teröristler gelip ülkenin ciğerine yerleşti. Öyle bir şey söz konusu değil ki. Bu çözüm süreci nasıl terörü bitirmedi ve iktidar terör bitecek inadıyla ve iddiasıyla bu işe devam etmişti ve terör şehirleri, mahalleleri bakın her yeri nasıl teslim aldı. Şimdi ikinci bir süreç devam ediyor. Bu süreçte görünürde güvenlik güçlerinin elini kolunu bağlamaktan vazgeçip birinci çözüm süreci dediği şey de buydu. El kol bağlanmıştı. Güvenlik güçlerine teröristler cam önlerinde efendim el sallıyordu karakol önlerinde. Bunu söyleyen bizzat iktidarın efendim başbakan yardımcısıydı. Sayın Bülent Arınç bunu böyle ifade etmişlerdi. Şimdi bu süreçte de bu da yeni bir süreç ve bu ikisi de Amerikan sürecidir emin olun. Yani ABD'nin bu konuda sesi çıkmıyor dikkat edersiniz. Hükümet ne diyor? Biz buraları vatan yapmaya çalışıyoruz. Demek ki siz burayı iktidarınız döneminde vatan olmaktan çıkardınız ve bunu bu çözüm süreciyle yaptınız. Şimdi gerçekten de yerleşme imkanından mahrum bırakarak tamamen elden çıkarmış oluyorsunuz. Türkiye bunun acısını çok fazla görecek ve yaşayacaktır. Eğer bu ülkede bir Kürt sorunu olmuş olsaydı bu bölgede terörden kaçan insanlar daha içerilere gelip Türk milletinin bir beraber olması söz konusu olmazdı. Yani daha içeriye gelmezdi, Ankara'ya gelmezdi, İstanbul'a gelmezdi. Bu insanlar kaçıyor. Senin Kürt sorunu var dediğin bu insanlar Kürt sorunu yoktur, terör sorunu var diyerek terörden kaçarak
Türk'ün koynuna, Türk'ün efendim evine, yuvasına, çayına geliyor. Ortak oluyor. Çorbasına ortak oluyor. Böyle bir sorun yok. Bu iktidarın ve de mevcut muhalefetin hiçbir şekilde bu sorunları çözmesine imkan yoktur. Bunu gördük, yaşadık. Keşke bunu vatandaş görseydi, keşke insanımız görseydi. Evet. Bakın, elbette bu bir devletin güvenlik güçleri olacak ve vazifesini yapacak. Asker, polis vazifelerini yapacak. Ancak bundan önce yapılması gereken şey, bir devlet adamı mantığı ve anlayışıyla ülke insanına büyük baş projeler sunacaksınız. Yani Profesör Doktor Haydar Başbey'in ortaya koyduğu modeli sunacaksınız. Güneydoğu insanının cebine vatandaşlık maaşı gelmiş olsaydı, her bir vatandaşın işi olsa 5000 Türk lirası almış olsaydı, her haneye bugün efendim roket, mermi filan düşmezdi. Her haneye bugün 10.000 Türk lirasına yakın bir para girerdi. Siz o hanenin teröre prim vereceğini düşünebiliyor musunuz? O mahalle teröristi içerisinde barındırabilir mi? Veya o anne baba, devlet babamız bize bu şekilde bakıyor. Oğlum nankörlük etme, Allah belanı verir der mi demez mi? Bugün ne söylüyor bu vatandaş? Devlete bu söylediğim cümleyi söylüyor. Çünkü onu bu noktaya getiren nedenler var. Onu bu noktaya taşıyan sorunlar var. İşte bu sorunlardan kurtulmanın yegane efendim çözümü Önder Bey, Profesör Doktor Haydar Başbey'in bugün dünyanın kabul ettiği ve kapitalizm, sosyalizmi çöpe atan tez diyerek, model diyerek efendim tutunduğu, dünya iktisatçılarının şapka çıkardığı milli ekonomi modelidir, Haydarizm'dir. Batı'nın bütün hesabı Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanlığında Türkiye'nin bölünmesidir. Amerika'ya üstleri vererek, havamızı vererek, karamızı teslim ederek Türkiye bu noktaya geldi. Hani Amerika sizi koruyacaktı? IŞİD'den atılan roketleri Amerika niye durdurmuyor havada? Hani onların havada uçan sinekleri bile durdurmaya güçleri vardı? Geldi İncirli'ye yerleşti. Onlar kimi durduruyor? Onlar görüyoruz ki terörün önünü açıyor, terörü destekliyor, PYD'ye silah veriyor, senin askerini, polisini öldürüyor. Evet. ABD ile iş yapan iktidar ve de onunla iş yapmayı düşünen bu mevcut muhalefetin hiçbirinin bu işte çözüm olması söz konusu değildir. Çözüm sadece ve sadece Profesör Doktor Haydar Başbey'in elindedir. Evet. O sebeple bu gerçekleri görüp ona dönmemiz gerekiyor. Başa dönmemiz gerekiyor. Sayın Başa, Profesör Doktor Haydar Başa dönmemiz gerekiyor. Sayın Karacı, çok teşekkür ediyoruz size yorumlarınız için. İyi akşamlar diliyoruz efendim. Evet, haberlerimizle devam edelim sevgili izleyiciler. Suriye sınırındaki Kilis şehrimiz bir kez daha roketli saldırıya maruz kaldı. Atılan iki roketten biri askeri lojmana isabet etti. Diğeri Adalet Sarayı'nın arkasındaki boş araziye düştü. Neyse ki bu kez can kaybı ya da yaralanma olmadı. Kilis'in Suriye sınırının karşı tarafında terör örgütleri arasında çatışmalar sürüyor. Türkiye'yi bölgeye çekmek için sınır şehirlerimizde hedef alınıyor. Kilis bir haftada ikinci kez saldırıya uğradı. Saat 15.30 sularında Suriye tarafından Katyuşa füzesiyle iki roket ateşlendi. Roketlerden biri Kilis Emniyet Müdürlüğü'nün yakınındaki askeri lojmanlara isabet etti. Binanın dış yüzeyinde maddi hasar oluştu. Diğer roket Adalet Sarayı arkasındaki araziye düştü. Arazinin o an boş olması olası bir can kaybının önüne geçti. Güvenlik güçleri bölgeyi çembere alarak inceleme başlatırken Suriye'den atılan roketin hangi bölgeden ateşlendiği belirlenemedi. Bu Kilis'e yönelik ilk saldırı değil. 18 Ocak'ta kent merkezindeki Eyüp Gökçe Ortaokulu'na bir roket isabet etmiş, okulda hizmetli olarak çalışan bir kişi yaşamını yitirmişti. 4 gün önce de Kilis'e 8 Katyuşa roket mermisi düşmüş, biri çocuk, iki vatandaşımızı kaybetmiştik.
Suriye krizinin çözümü için taraflar pazartesi günü Cenevre'de bir kez daha bir araya gelecek. Bu zirve öncesi Suriye Dışişleri Bakanı Muallim kırmızı çizgileri açıkladı. Beşar Esad'ın Cumhurbaşkanlığının tartışılamaz olduğunu belirten Muallim, federal devlet ifadeleri için konuşulması bile mümkün değil dedi. Suriye'de uygulanan ateşkesin büyük oranda başarıya ulaşması üzerine Cenevre görüşmelerine devam kararı alındı. Suriye'deki krize siyasi çözüm bulmak amacıyla gerçekleştirilen Cenevre barış görüşmelerinin Şubat ayındaki son raundu başlamasından kısa süre sonra çökmüştü. Hem Suriye hükümeti hem de Yüksek Müzakere Komitesi pazartesi günü yeniden başlayacak görüşmelere katılmayı kabul etmiş durumda. Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, Cenevre öncesi başkent Şam'da bir basın toplantısı düzenledi. Devlet televizyonundan canlı yayınlanan toplantıda Muallim, Beşar Esad Suriye halkına aittir ve Suriye halkının kırmızı çizgisidir dedi. Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Stefan de Mistura Suriye'deki devlet başkanlığı seçimlerinin 18 ay içinde yapılacağını söylemişti. Muallim Mistura'yı işaret ederek ne o ne de başka birisi. Her kim olursa olsun kimsenin cumhurbaşkanlığı seçimleri hakkında konuşma hakkı yok dedi. Federal devlet tartışmalarına da değinen Suriye Dışişleri Bakanı, federalizm hakkında konuşmayı reddediyoruz dedi ve Suriye'nin bağımsız birlik içinde ve egemen bir devlet olarak kalması gerektiğini belirtti. Mülteci yükünü Türkiye'nin üzerine yıkan Avrupa, hali hazırda bu kıtada bulunan mülteciler için insani yaşam koşullarını sunmuyor. Makedonya sınırındaki 42 bin göçmen zor şartlarda hayatlarını sürdürüyor. Bölgeden gelen bir yardım görüntüsü ne demek istediğimizi net bir şekilde ortaya koyuyor. Avrupa'nın göbeğinde bir insanlık dramı İdomeni. Yunanistan'ın Makedonya sınırında sıkışıp kalan 42 bin mülteci insani yaşam koşullarından oldukça uzak. Kamptakilerin %40'ından fazlası çocuk. Ne Yunanistan yardım ediyor onlara ne Makedonya sınırlarını açıyor. Yunan yetkililer bu hafta Makedonya'ya kimsenin girmesine izin verilmediğini açıkladı. Makedonya yetkililerse sınırın kapalı kalacağını söylüyor. Makedonya Cumhurbaşkanı George Ivanov ülkesinin sığınmacı krizinde Avrupa Birliği'nin taahhüt ettiği yardımları alamadığını belirtti. Sığınmacı kamplarındaki durumun Avrupa'nın vicdanı olduğunu söyleyen Ivanov, Avrupa kurumlarının ihmaliyle güçsüzlüğünün kurbanı olduk. Sığınmacı krizi boyunca AB'den verilen sözlere rağmen herhangi bir maddi yardım alamadık dedi. İdomeni'de bulunan Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliği Koordinatörü Babar Balogsa, AB ülkeleri tarafından şimdiye kadar 600 sığınmacı kabul edildi. Yunanistan'da bu süreç son derece yavaş ilerliyor. AB bize bu konuda yardım etmeli ifadelerini kullandı. İdomeni kasabasında sınırı geçmek için bekleyen mülteciler gıda ve içecekten de yoksun. Bir yardım kuruluşunun yaptığı gıda yardımı esnasında kargaşa çıktı. İçinde makarna, yağ gibi temel gıda ürünlerinin bulunduğu yiyecek paketlerini almak için birbirine zen mültecilerden biri gözünden yaralandı. Çadırkent'te bir su birikintisi içinde yıkanan bebeğin fotoğrafları da dünya ajanslarında günün öne çıkan kareleri haline geldi. Olay kamptaki insani durumun giderek kötüleştiğinin de bir göstergesi. Yardım kuruluşları imkanlarının sınıra dayandıklarını söyleyerek battaniye, çadır, yakacak ve ilaç ihtiyacını artık karşılayamadıklarını belirtiyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İzmir'de yeni bir arabalı vapurun ilk seferine katıldı. Gündeminde hükümetin Avrupa Birliği ile yaptığı mülteci anlaşması ve yeni anayasa tartışmaları vardı. Başbakan Davutoğlu'nun Avrupa Birliği ile imzaladığı mülteci anlaşması Türkiye'yi tampon ülke haline getirdi. İzmir'de Ahmet Periştin adı verilen arabalı vapurun ilk seferi için düzenlenen törene katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu anlaşmayı eleştirdi. Birisi kalkıyor Sayın Davutoğlu. Avrupa'ya gidiyorum diyor. Ne için? İşte Suriyeliler gidecek. Onlar bizim ülkemizde kalsın. 3 milyar avro alacağım. Birisi de söylüyor. Parayı almadan sakın gelme. Sanki adam Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı değil de kaçak sarayda oturan zatın tahsildar memuru. Kılıçdaroğlu AB ile imzalanan anlaşmada yer alan birebir değişim maddesine özellikle vurgu yaptı. Suriyelileri göndereceğiz size diyorlar. Afganları, Pakistanlıları. Gönderdiğimiz her Suriyeli için bir tane de Suriyeli seçeceğiz sizden. Geri alacağız.
Kimleri alacaklar? Okumuşu, yazmışı, üniversite mezunu, mühendisi, doktoru alacaklar. Diğerleri sizin ülkenizde kalsın. Türkiye tampon ülke mi? Yol geçen anı mı burası? Buranın yasaları yok mu? Yeni anayasa çalışmalarına da değinen CHP Genel Başkanı, ilk dört madde tartışılamaz, başkanlık sistemi kabul edilemez dedi. Bize diyorlar ki gelin, yeni bir anayasa yapalım. Kendilerine net açık şunu söyledik, mektup gönderdik. Dedik ki, eğer bir anayasa çalışması yapılacaksa bizim bazı şartlarımız var. İlk dört madde bizim için asla tartışılamaz. Arkasından söyledik. Başkanlık sistemini kabul etmiyoruz. Parlamenter sistemi güçlendirecekseniz hay hay masaya otururuz. Şimdi diyorlar ki hiçbir koşul ileri sürmeyin. Anayasanın tamamını oturup yeniden yazacağız. Vatandaşların bankalara borcu her geçen gün artıyor. Tüketici kredileri tutarı 4 Mart itibariyle 307 milyar 639 milyon liraya, kredi kartı borçları ise 77 milyar 446 milyon liraya ulaştı. Böylece toplam borç 385 milyar 85 milyon lira oldu. Her geçen gün alım gücü düşen vatandaş, maaşıyla ya da geliriyle ihtiyaçlarını karşılayamayınca çareyi bankalarda arıyor. Bu durum vatandaşın bankalara olan borcunu bir dağ gibi büyüttü. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun haftalık bültenine göre vatandaşların bankalara borcu 385 milyar lirayı geçti. Bu borç AKP'nin iktidara geldiği 2002 yılında 6,5 milyar liraydı. Rakamlar 14 yılda 64 kat artış yaşandığı anlamına geliyor. Vatandaşların bankalara olan tüketici kredileri borcu 4 Mart 2016 itibariyle 307 milyar 639 milyon liraya yükseldi. Bu kredilerin 145 milyar 522 milyon lirası konut, 6 milyar 303 milyon lirası taşıt, 155 milyar 814 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu. Bankaların bireysel kredi kartları alacak tutarı 77 milyar 446 milyon lira olarak hesaplandı. Bu miktarın 34 milyar 802 milyon lirası taksitli, 42 milyar 644 milyon lirası taksitsiz borçlardan oluştu. Gerek kredilerin gerek kredi kartlarının geri ödenmesinde ciddi aksaklıklar yaşanıyor. Bu durumda icra devreye giriyor. İcra daireleri Cumhuriyet tarihinin en yoğun dönemini geçiriyor. Yaklaşık 25 milyon icra dosyası var. İstanbul Tem Otoyolu yine kanlı bir kazaya sahne oldu. Belediyeye ait bir kamyonet, emniyet şeridinde park halinde olan bir tıra arkadan çarptı. Ön kısmı parçalanan kamyonette iki işçi hayatını kaybetti. Sürücünün dikkatsizliği kendisi ve arkadaşının canına mal oldu. Görüntüler İstanbul Tem Otoyolu Sultanbeyli mevkiinden. Kaza sabah 7 sıralarında meydana geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Genel Müdürlüğü'ne ait bir kamyonet, yol kenarında park halinde bulunan tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonette bulunan sürücü ve yanındaki işçi arkadaşı oldukları yerde sıkıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri sıkışan sürücü ve yanındaki kişiyi bulundukları yerden çıkardı. Ancak ikisinin de hayatını kaybettikleri tespit edildi. Kaza nedeniyle Tem Otoyolu Ankara ve Edirne istikametinde trafik yoğunluğu meydana geldi. C vitamininin insan vücudunda faydaları saymakla bitmiyor. Kanserden yaşlanmayı önlemeye, kalp krizinden diş eti sağlığına kadar birçok konuda yararları olan bu vitamini kim ne kadar tüketmeli? Yanıtı haberimizde. Türkiye'nin önde gelen eczacıları C vitamininin sağlıklı yaşamın anahtarı olduğunu söyledi. Gripten kansere kadar pek çok hastalığa karşı vücudu koruduğunu belirten eczacılar, C vitamininin fazla alınmasına gerek olmadığını, çünkü depolama yapılamadığı için vücuttan atıldığını dile getiriyorlar.
Pek çok hayvan ve bitkinin C vitaminini kendisinin ürettiğini, ancak insan vücudunun bunu yapamadığını ifade eden uzmanlar bu vitaminin dışarıdan alınması gerektiğini belirtiyor. C vitamininin en çok kuşburnu, biber, maydanoz, karalahana, kivi, çilek, turunçgiller, marul ve domateste bulunduğu biliniyor. Aynı zamanda bir antioksidan olan C vitamini vücudumuzu yaşlanmadan ve kanserojenlerden korur. Soğuk algınlığı ve grip gibi pek çok hastalığa karşı vücudun direncini arttırır. Vücudumuzda oluşan yaraların iyileşmesini hızlandırır. Damarların güçlenmesine, kalp krizi ve kanın pıhtılaşmasını önlemeye yardımcı olur. Vücuda alınan demirin emilimini arttırdığı için kansızlığa karşı yararlıdır. Diş eti sağlığında da çok önemlidir. Diş eti kanamalarının nedenlerinden biri de C vitamini eksikliğidir. Peki bir insan günde ne kadar C vitamini almalı? Uzmanlara göre günlük tüketilmesi gereken C vitamini miktarının yaşla orantılı bir şekilde arttığı biliniyor. Özellikle sigara içenlerin tavsiye edilen değerlere 35 mg daha eklemesi gerekmektedir. Sporcuların, hamilelerin, doğum kontrol hapı alanların, ameliyat geçirenlerin de C vitamini ihtiyacı artmaktadır. Günlük tüketilmesi tavsiye edilen C vitamini miktarları şöyle açıklandı. 0-6 ay 40 mg, 7-12 ay 50 mg, 1-3 yaş 15 mg, 4-8 yaş 25 mg, 9-13 yaş 45 mg, 14-18 yaş kız 65 mg, erkeklerde ise 75 mg, yetişkin kadın 75 mg, yetişkin erkek 90 mg, hamileler 80-85 mg, emziren anneler ise 115-120 mg arasında C vitamini tüketmeli. Sıcak havalar yerini buz gibi soğuklara bırakacak. Yarın akşam Türkiye'ye yağmur, pazartesi günü ise buz gibi soğuklar bekliyor. Mart ayını sıcak havalarla geçiren Türkiye için soğuk hava alarmı verildi. Mevsim normallerinin de üzerine çıkan hava sıcaklıkları bir anda tersine dönecek. Pazar akşamından itibaren hava durumunda sert bir değişim bekleniyor. Türkiye önce pazar akşamı Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemin etkisi altına girecek. Pazartesi akşamı da Balkanlar üzerinden soğuk ve yağışlı hava dalgası gelecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısına göre hava sıcaklıkları yurt genelinde 6 ile 12 derece arasında düşecek. İç ve doğu kesimlerde kar beklentisi de var. Yağış sisteminin çarşamba gününden itibaren ülkemizi terk etmesi bekleniyor. Meteoroloji ani sıcaklık değişimlerine karşı vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde uyardı. Kutupları çevreleyen buzullarda erime devam ediyor. Arjantin'in güneybatısında dev bir buz kütlesinin kırılma anı kameralara yansıdı. O ana 4000 turist de şahitlik etti. Beyaz dev kırıldı, dünyanın dört bir yanından gelen binlerce kişi bu ana şahitlik etti. Arjantin'in güneybatısındaki Patagonya bölgesinde bulunan Perito Moreno buzulunda kırılma süreci başladı. Buzuldaki kırılma anına tanıklık etmek için 4000 turist, günler öncesinden buzula 80 kilometre uzaklıktaki El Chalafate kentine akın etti. Dev buzuldan 250 metre genişliğinde ve 70 metre yüksekliğinde bir kütle koptu. Yetkililer kırılmanın 3-4 gün içinde biteceğini düşünüyoruz dedi. Küresel ısınmanın eritemediği ender buzullardan biri olan 200 kilometre kare genişliğindeki buzul, dünyadaki 3. büyük temiz su kaynağı olarak da biliniyor. Buzulda en son 2012'nin Mart ayında kırılma görülmüştü. O tarihten önce de buzul 2008'de kırılmış ve ortaya çıkan görüntüler binlerce turistin ilgisini çekmişti. Bu haberle sevgili izleyiciler, ana haber bültenimizin sonuna geldik. Meltem TV ekranlarından mutlu akşamlar diliyoruz.